Sahra nasıl oldu? İyidir inşallah. İyi iyi. Keyfi yerinde. Ay, kim bilir gelinini rahat ettirmek için neler yapıyorsun değil mi? Ben de eskisi kadar sağlam değilim. Benim de bakıma ihtiyacım var ama ne yapacaksın? Başa gelen çekiliyor. Ah, Sahra'nın ses değil mi bu? Ay, bir şey istiyor herhalde. Kusura bakma, ben bir bakıp geleyim. Hadi kolay gelsin. Hadi güle güle. Ne oldu acaba? Allah'ım, ne olmuş burada? Şükran abla çabuk fırsat çek, dalgalanıyor. Kızım. Ev yanıyormuş ne? Allah'ım sen koru, az daha ev yanacakmış. Nasıl oldu, ne yaptın? Ütü yaparken ütü elimden kayıp düştü. Almaya çalıştım ama yetişemedim. Sana da seslendim, duymadın. İki dakika çamaşır asmaya gittim, az daha evi yakacaktın. Daha kim bilir neler gelecek başımıza. Yanlışlıkla oldu Şükran abla. Elimden kaydı, tutamadım. Almaya çalıştım, alamadım da. Yoksa bilerek yapar mıyım hiç? Yaparsın kızım, sen yaparsın. Bilerek de yaparsın. Nasıl laf Şükran abla? Olur mu hiç öyle şey? Mahsus yaptım biliyorum. Bir daha sana iş buyurmayayım diye evi yakıyordun neredeyse. Deme öyle Şükran abla. İnan bilerek yapmadım. Elimden kaydı, yanlışlıkla oldu. Gitti canım hala. Polis okula baskın düzenledi. Ayça o panikle cebindeki hapları benim odama saklamış. Siz ne diyorsunuz hocam? Ayça öyle bir şey yapmaz. Evet, başta ben de öyle düşünmüştüm ama maalesef Ayça'yı biraz sıkıştırınca her şeyi itiraf etti bana. Nasıl olur? Ayça böyle bir şeyi nasıl yapar? Aklım almıyor bir türlü hocam. İnanması zor ama maalesef kızınız bir şekilde uyuşturucu satıcılarının maşası olmuş. Ayça, işe istemeyerek bulaştığını, pişman olduğunu ve bir daha yapmayacağını söyledi. Veli'ninle görüşmek istiyorum dedim ama o da Hakan diye bir adamı getirdi karşıma. Abisi olarak da mutlu oldum ben. Sen ne yaptın Ayça? Allah'ım ben nasıl görmedim, nasıl fark etmedim? Çoğu aile fark edemiyor zaten çocukların durumu. Bu yüzden de çocuklar iyice batağa saplanıyor. Ben kızınızın durumunu fark edip yardım etmeye çalıştım. Hatta ona ücretsiz bir eğitim bile sağladım. Evinize de bu yüzden geldim. Ücretsiz dershaneye kaydolacağını bildirmek için. Ama gördüğüm gibi Ayça bana da yalan söylemiş. İyi niyetimi suistimal etmiş. Peki ne olacak şimdi hocam? Ne yapacaksınız? Yapacak şey belli. Maalesef bu durumu polise bildirmek. Ne olur yapmayın hocam. Bizim kimimiz kimsemiz yok. Benim elimden de bir şey gelmez. Ayça'nın hayatı mahvolur. Bir daha da toparlayamaz kendini. Özür dilerim Şükran abla. Niyetim sadece sana yardım etmekti. Yükünü hafifletmek istedim. İnan ki böyle olacağını bilemedim. Şükran abla ne olur yüz çevirme benden. Doğruyu söylüyorum. Aa. Ne oluyor teyze? Niye topluyorsun alayı? Sorma kızım. Sahra'ya bir iş verdik. Sağ olsun az daha evi yakıyordu. Ütü yapıyordum ama birden elinden kayıp düştü. Çok almak istedim ama başaramadım. Şükran abla gelinceye kadar da halı yandı. Yok kızım yok. Merak etme sen. Bundan sonra sana işmiş vermem. Maazallah. Evi başımıza yıkarsın sen. Ne yapsın teyze? Eli ayağı tutmuyor ki. Demek ki elinden bu kadarı gelmiş. Hem bilerek yapacak hali yok ya, kazayla olmuştur. Evet memur bey. Size verdiğim adrese gelirseniz eğer Ayça'yı size teslim edeceğim. Peki teşekkür ederim, sağ olun. Bu işi halletmenin başka bir yolu yok mu hocam? Polise haber vermenin Ayça'ya nasıl bir faydası olacak? Üzgünüm ama başka bir şekilde çözemeyiz ki bunu. Böylesi hem Ayça hem de okuldaki diğer öğrencilerin iyiliği için. Atsın sen. Ne yaptın Ayça? Sen ne yaptın? Bir uyuşturucu işine bulaşmadığın kalmıştı. Onu da yaptın sonunda. Ben sizin için saçımı süpürge ederken senin şu yaptığına bak. Birazdan polisler gelecekler evimize senin yüzünden.
Ne yapacağız Ayça? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Hocam ne olur yardım edin. İnanın isteyerek yapmadım. Beni zorladılar, tehdit ettiler. Eğer istediklerimizi yapmazsan seni mahvederiz dediler. Ben de o hapları satmak zorunda kaldım. Başka çarem yoktu hocam. Ne olur yardım edin. Bunları konuşmak için artık çok geç Ayça. Sana sorduğumda dürüst davransaydın belki kendi aramızda halledebilirdik. Ama artık bu mümkün değil. Birazdan polis buraya gelecek. Bunları onlara anlatırsın olur mu? Olduğu gibi anlat her şeyi. Ne biliyorsan anlat. Hocam ne olur beni polise vermeyin. Onlar bana inanmazlar. Doğruyu söylesem bile kurtaramam kendimi. Hocam ne olur beni polislere vermeyin. Hayırdır hanım? Nereye sürüklüyorsun koca halıyı? Bu halıyı atacağım artık Osman Efendi. Vallahi tozunu, ipliğini temizlemekten bıktım, usandım artık. Bu sıkışıklıkta sırası mı hanım halı atmanın? Elimiz bollaşınca alırım ben sana yenisini. Bırak. Ver şunu, ver. Hocam yemin ediyorum bir daha yapmayacağım. Bu korku bana yetti, ben dersimi aldım. Söz, bir daha yalan söylemeyeceğim size. Ne derseniz onu yapacağım. Sözünüzden çıkmayacağım. Geliyorlar hocam. Ne olur yardım edin. Kurtarın beni. Bak senin yüzünden başkalarının da bu işten zarar görmesini istemem. Ama yanında olacağım. Bu işi beraber halledeceğiz. Seni yalnız bırakmayacağım, merak etme. Bana kızıyorsunuz biliyorum ama kendinizi lütfen diğer öğrencilerin ailelerinin yerine koyun. Onlara karşı da sorumluluğum var. Onları da tehlikelerden korumak zorundayım. Bu ne Şükran Hanım? Yahu cevap versene, ne bu? Çamaşırları asacaktım. Sahra da ben de ütüyü yapayım dedi. Olmaz dedim. Ama ısrar edince ben de ütü masasını önüne koydum. Ebe Şükran Hanım. Ben sana kaç defa dedim. Kızın eli kolu tutmuyor zaten. Niye iş veriyorsun? Israr etti diyorum efendi. Ben de bir işe yarayayım diye tutturunca verdim. Halı nasıl yandı peki? Ütü elinden kayıp yere düşmüş. Ben çamaşırları asana kadar da halı yanmış. Ah be Şükran Hanım. Ne diyeyim ki ben sana? Kızın eli kolu tutmuyor. İş verilir mi? Ya ona bir şey olsaydı? Benim ne kabahatim var? Ben çamaşırları asana kadar olan olmuş işte. Madem beceremeyecekti ben yapayım diye ısrar etmeseydi o zaman gelinim. Yahu hanım ben ne diyorum, sen ne anlatıyorsun? Sahra. Özür dilerim Osman amca. Şükran ablanın bir kabahati yok. Ben ısrar ettim ütü yapayım diye. Aslı bize biraz müsaade et kızım. Kızım, sen istemiş olsan bile Şükran Hanım böyle bir şeye müsaade etmemesi gerekirdi. Bütün gün boş boş oturmak ağrıma gidiyor. Şükran abla her şeyi önüme getiriyor, yoruluyor haliyle. Ben de yardım edeyim istedim ama böyle olacağını tahmin edemedim. Sahra, kimsenin senden iş beklediği yok kızım. En başında da söylemiştim. Ne gerekiyorsa biz yapacağız. Bizim için senin iyileşmen, sağlıklı olman önemli. Senden beklenilen sadece iyileşmek için gayret gösterme. Bak, gitti gelini teselli ediyor. Şükran'ı düşünen yok. Yeter ki Sahra üzülüp kırılmasın. Sanki halıyı ben yaktım. Baba oğul bana nasıl kötü davranıyorlar görüyorsun değil mi? Sanki ben dış kapının dış mandalıyım. Sorunlar bende. Haklısın teyze. Sahra deyince akan sular duruyor. Hayır yani ne var bu kadında anlamadım gitti. Selim de Osman amca da üzerine titriyor resmen. Emin ol Sahra evi yaksa kimse sesini bile çıkarmazdı. Bu yaştan sonra düştüğüm şu hale bak. Benim yaşımdakiler evin baş köşesine sultanlar gibi oturuyor. Gelinleri de etraflarında dört dönüp hizmet ediyor. Bir de benim halime bak. Sahra'nın hizmetçisi oldum. Bir de
de o yetmiyormuş gibi üstüne üstlük kocamdan ve oğlumdan azar işitiyorum. Üzülme teyze. Bunların hepsi geçecek. Nasıl geçecek kızım? Sahra ömür boyu felç kalacakmış. Ve benim ömrüm de ona bakmakla geçecek. Olacağı bu işte. Ne desen haklısın teyze. Ne diyeyim? Ama sen yine iyi dayanıyorsun. Baba başkası olsa şimdiye kadar çoktan isyan etmişti. Sen yine çok merhametliymişsin. Benim ömrüm, evlatlarım, yuvam, ocağım huzur, mutluluk içinde yaşasın diye geçti. Tek suçum bu. Hapları aldığın kişinin ismi ne? Kimseden almadım ben. Yolda buldum. Yalan ifade vermenin suç olduğunu biliyorsun değil mi? Sen söylemesen de biz buluruz zaten onu. Yaşın daha küçük. Bir başkası için mahvetme hayatını boşuna. Ayça'nın sicili temiz. İlk defa böyle bir şey yapmış. Zaten kanı da temiz çıktı. Daha hayatının başında olan bir çocuğa bu konuda yardımcı olmamız gerekir. Böyle bir olayın onun geleceğini karartmasına izin vermeyelim. Böyle basit bir mesele değil hocam. Tahkikat sonucunu görmeden emin olamayız. Daha bu yaşta uyuşturucu gibi bir meseleye bulaşması beni kahrediyor açıkçası. Onun şu anda uğraşması gereken tek şey okulu ve dersleri. Bildiğiniz gibi uyuşturucu kullanmanın yaşı artık çok düştü. Hani inanın ilkokul öğrencileri, ilkokul çağındaki öğrenciler bile uyuşturucu kullanıyor. Bu adamların acıması yok. Para kazanmak uğruna küçücük çocukların hayatlarını mahvediyorlar. Yaş küçüldükçe de onları kandırmaları daha da kolay oluyor. Yazık. Çok yazık. Lağını sıkıyorlar ya, böyle hırlamak mı olur lan, lan bayram? Sen kimsin lan? He? Lan kaçma lan! Bırak lan onları! Kaçma! Lan! Ne oluyor ya? Buraya kaçtı gitti lan. Oğlum tazı gibi koşuyor lan. Ulan hep senin yüzünden ha. Ulan sen kış uykusuna mı yatıyorsun lan? Camuş gibi horluyorsun ha. Ne yapayım abi? İçim geçmiş ben. Oğlum bunlar burada olmaz ha. Bizim bunları bir yere koymamız lazım. Yoksa böyle tek tek kaybolup gidecekler elimizden ha. Ay. Abi o değil de fena üşümüşüz ya. Zatürre olmazsak burada iyidir ha. Lan senin gırtlağını sıkarım lan senin. Ben ne diyorum sen ne diyorsun lan he? Meğer Ayça bana yalan söylemiş. Ben de onu polise teslim etmek zorunda kaldım. Annesinin halini bir görseydin Sahra. Kadın perişan oldu. İçim acıdı resmen. Üzülme Selim. Sen doğru olanı yapmışsın. Uyuşturucu satan bir öğrencinin okulda dolaşmasına izin veremezdin ki. Diğer öğrencileri de tehlikeye atmış olurdu. Öyle tabii. İnşallah Ayça da hatasını anlayıp dönecek. İşte sen bu yüzden çok iyi bir öğretmensin Selim. Hiçbir öğrencinden hiçbir zaman umudunu kesmiyorsun. Benim umudum Allah'tan Sahra. Eğer Rabbim isterse herkes her şey düzelir. Halıya ne oldun? Diğer halı nerede? Ben bugün ütü yapmaya çalıştım ama elimi yüzüme bulaştırdım. Tam iyi kavrayamadım sanırım. Düşürünce de halı yandı.
Sana bir şey olmadı değil mi? Bir yerin yanmadı. Hayır hayır, ben iyiyim. İyiyim çok şükür. Annem sana böyle bir şeyi nasıl yaptırır? Hastaneden çıkalı ne kadar oldu ki? Hayır Selim, Şükran abla söylemedi. Ben ısrar ettim. O bir şey söylemedi. Ne olursa olsun, annemin sana böyle bir şeyi yaptırmaması gerekir. Selim, gerçekten benim yüzümden oldu. Şükran abla söylemedi. Ben ısrar ettim. Haksız yere kırma anneni. Görüyorsun değil mi Şükran Hanım? Yüzüne bakmadığın gelinin seni savunuyor. Şu kıza haksızlık etmekten vazgeç artık. Asla evi yakacaktı. Bir de beni mi suçlayacak ha? Osman Efendi, sana zahmet. Şunu Selim'e uzatıver. Benim mutfakta yapacak başka işlerim var. Ağlan. Şş. Ya abi ya. Uyuyan insana vurulur mu abi ya? Pardon Bayram Bey. İstersen bir dahaki sefere seni öpeyim. He? Öyle uyandırayım. Olur mu? Ağlan zerzavat. Bak da şunları tıkın biraz. Karnın doyursun. Aç karnına beynin çalışmıyor senin. Camide namaz kılamayınca bana verdiler abi, hani öğren namazı diye. Ayaktayken bir, yerdeyken iki kere eğiliyormuşuz abi. Önce sağa, bir de sonra sola selam veriyormuşuz abi. Yalnız ben sağımla solumu hep karıştırıyorum. Sağ tarafım neresiydi abi? Bu sol tarafın ha. Acıdan hatırla, unutma, oraya dönmeyeceksin. Ayıp oluyor ama abi. Bayram. Bak güzel kardeşim. Bak benim canım kardeşim. Oğlum ben seni o camiye niye gönderiyorum? He? He? Niye gönderiyorum lan? Oğlum Yusuf Hoca'ya yakınlık kuracaksın diye. Bu malları oraya koymak için gönderiyorum oğlum. He? Anladın mı lan? Evet abi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ne bak ezan da okunuyor. De hadi şimdi doğru camiye. Hadi benim güzel kardeşim, al onları deline, yolda yersin, tamam mı? De hadi bakayım Hasan, de hadi. Tamam abi. Haydi güzel kardeşim benim, hadi aslanım. Vallahi sen iyice delirdin kızım ha. Ne yapmaya çalıştığını inan anlamıyorum ben. Anlamayacak ne var bunda Meral Hancı? Böyle de boş boş duracağını bir işe yarasın değil mi? Sahra'ya eziyet etmek için yapmayacağın şey yok değil mi? Aynen öyle Meral Hancı. Selim'i elde etmek için ben bu tekerlekli sandalyenin üzerinde felç numarası yaptım. Değil mi? Hayır. Ama kendi karısı ömür boyu bu tekerlekli sandalyeye mahkum kalacak. Sahra'yı bu sandalyede gördükçe içimin yağları eriyecek. Al şunu da. Ayça, yavrum, niye yaptın böyle bir şey? Niye bulaştın bu işe? Artık böyle sefil gibi yaşamak istemiyorum, anlamıyor musun? Bak, biraz para kazanıp hem kendimi hem sizi kurtaracağım bu hayattan. Anne, çok para var bu işte. Bir süre daha çalışacağım, sonra bırakacağım söz. Daha güzel bir evimiz olsun. Daha güzel kıyafetler giyelim istemez misin? Canımız ne çekerse onu yiyeceğiz, düşünsene. Çok güzel olacak her şey bundan sonra. Çocuklarım yanımda olduğu sürece ben mutluyum zaten. Siz yanımda olun da
Ben bir kuru ekmeğe bile razıyım. Ben razı değilim ama artık. Bıktım böyle yaşamaktan. Öyle mi? Öyleyse nerede olduğuna bir bak. Eğer o uyuşturucuyu sana kimin verdiğini söylemezsen burası bundan sonra senin evin olacak. Ayça'm. Yavrum. Ne olur iyi düşün bak. Hapislerde çürümek mi istiyorsun? Kimsenin adını vermeyeceğim. Ellerinde bir delil yok. Beni burada tutamazlar. Mecbur serbest bırakacaklar. Görüşme bitmiştir. Teyzeciğim, müsaade et lütfen. Kızınızı tekrar sorguya alıyoruz. Daha kaç kere söylemem gerekiyor? Hapları yolda buldum ben. Şimdi yukarıdan hazır. Hadi yürü. Aman aman sen bırak. Ben topluyorum işte. Sonra iş yaptırıyorlar diye söylenirler. Uzan dinlen sen. Allah'ım yarabbim sabahın köründe ziyaretçileri başladı yine. Buyur oğlum hoş geldin otur. Heh. Hayırlı günler teyzeciğim. Sağ ol. Sara Hanım'ı kontrol etmek için gelmiştim. Müsait miydiniz? Tabii ki oğlum buyur. Bir şey içer misiniz oğlum? Teşekkür ederim zahmet olmasın. Çok kalmayacağım. Selim Hoca ile görüştüm. Fizik tedaviye başlamışsın. Evet ama maalesef hiçbir işe yaramıyor. Henüz tek bir hareketi bile yapamadım daha. Hemen sonuç beklemek yanlış olur Sara. Dediğim gibi uzun bir süreç gerekiyor. Böyle hissetmen çok normal. İğnelerini aksatmıyorsun değil mi? Aksatmıyorum ama o iğneler beni çok sersemletiyor Yaman. Kendimi toplayamıyorum bir türlü. Allah Allah. Büyüyene göre ayarlamıştık ama. Yüksek dozu da vermedik. Etkilenmemen lazım. Etkileniyorum ama. İğne yapıldıktan sonra günlerce kendimi halsiz hissediyorum. Çocuklar bakın, bu çok önemli bir mevzu. Hepinizin çok dikkatli olması gerekiyor bu konuda. Uyuşturucu satıcıları size en zor anınızda en yakın dostunuz gibi yaklaşır. Oysaki istedikleri tek şey cebinizdeki paranız. Sakın ola ki merak ediyorum bir kez deneyeyim diye öyle bir yanılgıya düşmeyin. Bu illet hem bedeninizi hem de aklınızı bitirir. Sizi hiç olmadığınız aciz, acınası bir insan haline getirir. Biliyorum ki siz aklı başında kuvvetli insanlarsınız. En zor anınızda dahi böyle bir yanlışa bulaşmayacağınızı bilirim. Ancak çevrenizde bir arkadaşınızın bu tür bir şeyi kullandığını duyar veya görürseniz mutlaka bana haber verin olur mu? Allah Ekber. Allah Ekber. Şaka maka öğrendik ha. İki gün daha gelsem profesyonel cemaat olurum. Gerçi daha dualar var ama... Aman canım, onları da zamanla öğrenirsin elbet. Ne olacak? Hatasız kul, günahsız insan olmaz. İnsan beşerdir, şaşar. Kimi zaman hatalar yapar. Her an nefsinin isteklerine, şeytanın arzu ettiklerine uyabilir. Yanlışa düşer. Ancak ne mutlu ki Rabbimiz bağışlayıcıdır ve onun tövbe kapısı her zaman açıktır. İnsanoğlu hata yapar. Yanlış yaptığı zaman tövbe edebilmeli. Allah'tan tövbe niyaz edebilmeli. Ve bunda sürekli olabilmeli. İşte o zaman Rabbimiz bütün günahları bağışlayacaktır. Samimi olanın ve bir yanlışı yapmamaya söz verenin tövbesi kabul olur. Vallahi mi? Öyle tabii. Hiçbir günah Rabbimizin affından daha büyük değildir. Yeter ki tövbe.
tövbede sebat edelim. Ve yanlışı yapmayacağımıza dair söz verelim ve bu sözü tutmak için azmedelim. İşte o zaman Rabbimiz bizleri de affedecektir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey kendinin aleyhinde çalışan, haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit ediniz. Çünkü Allah günahları bağışlayandır. Merhaba teyzeciğim. Bu da nereden çıktı şimdi? Nereden çıkacak teyze? Evde boş boş duracağına getireyim bir işe yarasın dedim. Onun var ya sandalyesi. Hem bunu nereye sokacağım ben? Her şey her yerde zaten. Evde adım atacak yer yok. Yıllarca kullanacak bunu teyze. Yediye dursun işte kenarda, fena mı? Birini dışarıda birini de içeride kullanır. Sen de sürekli tekerlek silmek zorunda kalmazsın işte. Ya sabır. Teyze Sahra uyanık mı? Birazcık dışarıya çıkartayım, gezdireyim ha. Allah Allah, o da nereden çıktı şimdi? Alayım başından götüreyim işte teyze. Sen de biraz kafanı dinlemiş olursun. Aslında Bursa'dayken iyileşeceğim diye ümitlenmiştim ama artık hiç ümidim kalmadı. Niye Sahra, ne oldu ki Bursa'da? Çok kısa bir an bacağımı hissettim. Çok kısa sürdü ama ben eminim. Az da olsa oynatabildim. Durduk yerde mi oldu peki? Yok hayır, çay dökülmüştü o zaman bacağıma. Yani bacağını hareket ettirmen mümkün değil Sahra. Belki de psikolojik olarak çay döküldüğünü düşündüğün için böyle hissetmişsindir ha. Kızım geçsene. Niye öyle yabancı gibi duruyorsun? Geç. Nasılsın Sahra'cığım? Her şey oldu. İyiyim çok şükür, hamdolsun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben de sana benim sandalyemi getirmiştim. İyi ki zamanında atmamışız. İşte ne zaman lazım olacağı belli olmuyor. Tabii keşke bunlar olmasaydı ama sonuçta hayır da şer de Allah'tan, öyle değil mi? Haklısın Aslı. Teşekkür ederim. Ben de Yaman'a Bursa'daki olayı anlatıyordum. Hani bacağıma çay dökülmüştü ya, ben de hissetmiştim biraz. Evet hatırladım. Ama bence psikolojikti. O anda panikten öyle hissettim bence. Bence de Sahra. Aksini söylemek isterdim ama mümkün değil. Ben gerçekten hissettim. Yemin ederim psikolojik değildi. Gerçekten hissettim. Bir an bile olsa hissettim onu. Sahra'cığım, Yaman Bey'den daha iyi bilecek değiliz ya. Hani bunları düşünüp de üzme kendini. Dışarı çıkalım mı biraz? Bunu almadın mı? Evde geldiğinden beri kapı dışarı çıkmadın. Hem Yaman Bey yabancı sayılmaz. Öyle değil mi Yaman Bey? Biraz dışarı çıkıp hava alsa sizce de iyi gelmez mi Sahra'ya? Bence de Sahra iyi gelir. Ben de kalkacağım zaten. Hem yeni sandalyeni de denemiş olursun. Sana da zahmet olacak ama. Olur mu hiç öyle şey? Ne zahmeti Sahra'cığım? Allah razı olsun arkadaşım. İyi ki etrafımda sizin gibi insanlar var. Rabbime şükürler olsun. Şermin Hanım, var mı bir gelişme? Ayça'yı neden bırakmadılar hala? Bu saate kadar bırakmaları gerekirdi. Yine sorguya aldılar hocam. Size uyuşturucuyu bir arkadaşımdan aldım demişti değil mi? Evet öyle söylemişti. Ama polislere başka bir ifade vermiş. Yerde buldum, kimse vermedi. Ben hiç bir şey bilmiyorum demiş. O yüzden de tekrar sorguya aldılar onu. Allah Allah. Niye böyle yapıyor bu kız? Uyuşturucu satıcıları yüzünden kendi başını yakacak. Polisler eğer bu konuda bize yardımcı olursan ceza almadan kurtulursun demişler. Ama o yerde buldum diyor hala. Bu
Polislerin elinde bir kanıt yok. Beni suçlayamazlar diyor. Selim Hoca, kızımın hayatı söz konusu. Ne olur bize yardımcı olun. Bizim kimsemiz yok demiştim size. Eğer Ayça'm ceza alırsa ben mahvolurum. Kız kardeşine ne derim hocam? Tamam. Sakin olun. Ben yardımcı olacağım size. Bu meseleyi halletmeye çalışacağım. Ben memur beylerden Ayça'yla konuşmak için bir izin istiyorum. Teyze! Biz çıkıyoruz. Birkaç saate döneriz. Keşke sana duymak istediğin şeyleri söyleyebilseydim. Ama dediğim gibi Sara, böyle şeyler hissetmen normal. Yani gerçekten umutlanmıştım. Hadi Sara'cığım, biz de gidelim de Yaman Bey'in vaktini almayalım. Size hayırlı günler. Sonra tekrar ziyaretine geleceğim. Ama bir şey olursa mutlaka beni ara. Niye bu kadar telaşlandın Aslı? Yaman'a doğru dürüst bir hoşça kal bile diyemedim. Aman canım. Sonra gelirim dedi. O zaman bol bol konuşursunuz işte. Deniz kenarına gidelim de bir çay içeriz ha. Ne dersin? İyi bakalım hadi. Oğlum nerede kaldın lan? He? Nerede kaldın? Sanki seni teravihe göndermişim ha. Sabahtan beri ağaç oldum ha. Ya kusura bakma abi ya. Camide sohbete dalınca zaman nasıl geçtiğini anlamadım. Lan boş boş konuşma sohbet muhbet. Ne diyorsun sen? Ne yaptın? Hallettin mi? Yusuf Hoca ile konuştun mu? Abi muhabbeti koydum. Yeni taşındığımı, artık sürekli cemaatle takılacağımı falan söyledim. Oğlum geç lan onu. Geç onu. İşi söyledin mi? Onu söyle lan sen. Ufaktan iş kurmaya çalışıyorum falan diye lafı attım ortaya abi. Ne dedi peki? Ya hayırlı olsun dedi. Yalnız iyi bir adam abi. Hey hey. Bundan sonra lafı evirmeden, çevirmeden, dolandırmadan dost doğru söylüyorsun, tamam mı? Diyorsun ki ben de çok kötü bir durumdayım. Allah rızası için de mallarım ortada kaldı. Hani bu caminin deposuna falan koyabilir miyiz diyeceksin. Anladın mı? Yani oğlum iki damla gözyaşı at. Ama böyle yüzünü biraz bürüştür, kaşlarının oyna. Hani yapmıştık ulan köpek yavrusu gibi böyle kaşını kaldırıyordun. Oğlum böyle değil lan, böyle böyle bak. Heh. Aferin. Öyle yap. Adamın yüreği sızlasın ha biraz. Anladın mı? Ve ondan sonrası kolay ha. Heh. Ya abi, acaba bu işlere hiç girmesek mi ya? Hani tövbe edince bütün günahların siliniyormuş. Hani helalinden güzel temiz bir para kazansak, temiz bir iş kursak. Düşünsene, tövbe edince bütün günahların siliniyor ya. Tamam, sen tövbe et o zaman. Ha? Tamam, ben de malları satayım, parasını da çatır çatır yiyeyim. Sen tövbe et, tövbe. Çok güzel olur vallahi. Yani zaten yani tövbe edince haram mal da yiyemezsin sen. Abi en iyisi biz malları satalım. Sonra ben bir ara tövbe ederim. Allah'ım sen bu bayram kolunu nasıl biliyorsan öyle yap diyeceğim ama yapmışsın zaten. Aa Sahra bak. Teneffüsteler. Hazır gelmişken Ali'yi görelim ne dersin? Yok Aslı hiç gerek yok. Ali'nin arkadaşları beni böyle görmesin şimdi. Ali üzülür. Olur mu hiç öyle şey Sahra? Saçmalama. Ali senden utanacak değil ya. Bak nasıl sevindi çocuk. Ne dışarıda duruyorsunuz? Bahçeye geçsenize. Biz de öyle geçerken uğrayalım dedik. Annenle deniz kenarına gidiyoruz. Karşılıklı çay içeceğiz. Neyi düşünmüşsün Aslı abla? Geldiğimizden beri annem hiç dışarı çıkmamıştı. Okuldan hiç vakit ayıramadım ona. Sen derslerin çalış bana yeter anneciğim. Aslı ablam, çok sağ ol. Zor günlerimizde bize çok destek oldun. Yanımızda oldun. Olur mu hiç öyle şey? Aa, yani böyle konuşma şimdi ağlatacaksın beni. Ben bundan sonra hep yanınızda olacağım. Her şey çok güzel olacak. Sizi hiç yalnız bırakmayacağım merak etme. Ayça, bu işin şakası yok. Bak annen dışarıda perişan. Uyuşturucuyu nereden aldığını polislere söyle. Kimseden almadım. Yolda buldum.
Bak, uyuşturucuyu bir arkadaşından aldım demiştin bana. Şimdi de yolda buldun diyorsun. Bak, polise ne biliyorsun anlat. Onlara yardım et. Bu senin faydana olacaktır. Kimi neden koruduğunu bilmiyorum ama bu şekilde davranarak hem kendine hem de ailene zarar veriyorsun. Bak, anneni düşünmüyorsan kardeşini düşün. Onun da bir geleceği var. Yarın onun başına da böyle bir şey gelsin ister misin? Ayça, yüzüme bak. Lütfen. Rica ediyorum. Nereden aldığını söyle. Polislere yardımcı ol. İnsan buraya bir eğim falan yapar. Sanki dünyada herkes sağlam. Sana da eziyet oldu Aslı. Keşke hiç gelmeseydik. Fark etmiyor ki Sara, baksana her yer aynı. İnsan sağlığı yerindeyken böyle şeylere hiç dikkat etmiyor. Bir gün kendi başına da gelebileceğini hiç düşünmüyor. Oysa ki benim gibi kaç tane insan vardır. Hadi gene benim yanımda sen varsın. Ya tek başına çıkmak zorunda kalanlar? Onlar ne yapacak? Bence bu yollar tekerlekli sandalyesi olan ve gözleri görmeyen insanlar da düşünülerek yapılmalı. Haklısın ama bunu kimsenin umursadığı falan yok. Hadi biz de gidelim artık ezilmeden şuradan. Bak, daha fazla oyalama bizi. Kimden aldın söyle. Bulduğum için beni suçlayamazsınız. Biri yolda giderken düşürmüş, ben de merak edip aldım. Kullanıcı olmadığım da ortaya çıktığına göre artık beni burada tutamazsınız. Keşke o paketi bulduğum gibi çöpe atsaydım. O zaman bütün bunlar başıma gelmeyecekti. Bakın, beni burada boşuna tutuyorsunuz. Ben suçsuzum. Kim nereden almış hiç bilmiyorum. Ben sadece yoldan geçiyordum. Gir. Üstündeki kıyafet bile aynı. Kızım, her şey ortada. Kimden aldın? Söyle. Bu arkadaşın ismi ne? Bak, daha gençsin. Hayatını karartma. Sen söylemesen de biz buluruz. Ama sen söylersen, senin iyiliğin için. Adı Hakan. Aferin sana. Şimdi baştan anlat bakalım. Kim bu Hakan? Nerede takılır? Şükran abla ne kadar kızgın olsa da ben bir gün onun değişeceğine inanıyorum. İnşallah Sara. Gerçi söz konusu teyzem olunca senin kadar iyi niyetli olamıyorum ama umarım dediğin gibi olur. Eskiden olsa ben de senin gibi düşünürdüm, biliyor musun? İnsanlar değişmez derdim. Ama öyle olmadığını bana sen gösterdin. Bir zamanlar en büyük düşmanımken şimdi yanı başımdasın. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa önce sen koşuyorsun. Ben dersimi aldım Sara.
Hem de fazlasıyla. Her şeyden kaçabilirsin ama kendi vicdanını asla. İnşallah teyzem de bir gün benim gibi hatasını anlar. Selim de sen de mutlu olursunuz. İnşallah senin de karşına hayırlı biri çıkar. Rabbim mutlu bir yuva kurmayı nasip eder inşallah. Nasıl olduğunu da fark etmedim. Kızımın böyle bir şeye bulaştığını nasıl anlamadım? Bütün suç benim. Ayça, kızım. Memur Bey, sorgumuz bitti herhalde. Evet, Ayça hapları kimden aldığını söyledi. Şükürler olsun. Ayça'yı denetimli olmak kaydıyla serbest bırakıyoruz. Ancak suçun tekrarlanması halinde hapis cezası alır. Anlıyorum, merak etmeyin. Eminim bundan sonra Ayça daha dikkatli olacaktır. Ben de onun için elinden geleni yapacağım. Burada biraz daha kalsak olur mu? Olur tabii. Az ileride fırın var. Simit alayım, martıları atarız ha. Ben küçükken babamla ablam beni hep buraya getirirdi. İkimiz yarış yapardık. Hangimiz simit parçasını en uzağa atacağız diye. Şimdi de yarışırız o zaman. Sonuçta bir kolum tutuyor nasılsa. Bakalım hangimiz daha uzağa atacağız. Hadi. Gerçekten mi? Yani istediğine emin misin? Eminim. Tamam o zaman. Çantamda bozuk para vardı. Ben bir koşalıp geleyim. Sen burada beni bekle, tamam mı? Tamam canım. Aslı! Aslı sen ne arıyorsun? Kayıyor! Yardım edin! Aslı!